Selamünaleyküm. Allah gecenizi, gündüzünüzü, ömrünüzü, son nefesinizi hayırlı eylesin inşallah. Amin. Bir kız seviyorum ama ailesi vermiyor. Bu durumda ne yapmamı tavsiye edersiniz? Vazgeç. Aile vermiyorsa zor iş. Başka bir şey söyleyeceğim de çökecek şimdi adam. Bu kimse çok sevseydim verir diyeceğim. Bu sefer kendisi kendi kendini çökecek. Allah muhafaza eylesin. Bir bayana birinci derecede akrabası, namahremi, amca, dayı, kayınbaba saçı açık durabilir mi? Hanefi'ye göre durur. Bir sohbetinizde namaz borcu olan bir kimse sünnete niyet etmesi yerine kılmadığı farz namazı yerine niyet etmesi daha hayırlıdır demiştiniz. Mesela öğlen namazı ilk sünnet yerine kılmadığım öğlen namazı farzı demeli ve son sünnet içinde sabah namazı farzını kılmaya diyebilir mi? Evet, bu çalışanlar, vakti olmayanlar, benim gibi tembel olanlar, bu noktada böyle gayreti olmayanlar, her ne kadar Hanefi'ye göre bu normalde Hanefi imamlarınca uygun görülmemiş olsa da Şafii, Maliki, Hanbeli uleması, bir de Ehli Sufi'nin pirlerinin kutbu olan Abdülkadir Geylani Hazretleri'nin, bu noktada diğer pir efendilerin içtihatları var. Ben festivallerde, şenliklerde türkü söylüyorum, sahneye çıkıyorum. Bunun günahı var mıdır? Allah hayır versin inşallah. Cenab-ı Hak hayırla, helal yoldan sana para kazanmayı nasip eylesin. Amin. Ben tekkenimizden ders almış biriyim. Askere gittim. Uzun bir süre derslerimi çekmedim. Namazlarımı kılmadım. Günah olduğunu bile bile günah işledim. Bunları yaparken yüzünüz gözümüzün önüne geldi. Gözümün önüne geldi. Nefsime yenik düştüm. Yine yaptım. Birkaç kez oldu tekkeye geliyorum. Ben sizden, abilerden, kardeşlerden çok özür dilerim. Sizlere vefasızlık ettim. Hepinizden helallik istiyorum. Ayağımın kaymasından, perişan olmaktan korkuyorum. Hakkınızı helal ederseniz inşallah. Dualarınıza ihtiyacım var. Allah'ım affeyle ya Rabbi. Allah'ım affetsin. Amin. Ben kendi adıma hakkımı helal ediyorum. Yok ama herhalde bu kardeşler de beni vekil ederler. Onlar adına da helal olsun inşallah. Kim günahını idrak eder, tövbe ederse ve bir daha geri dönmezse Allah onu affeder. Gün içerisinde birden fazla ders çekilebilir mi? Evet. Abdestsiz veya sayısız, yani 100 defayı saymadan ders çekilebilir mi? Evet. Şartların uygun olmadığı yerlerde, neresi olursa olsun, bir kimse dersini çekmek isterse çeker. Selamun aleyküm. Efendim, güzel sorular soralım. Dergaha, kardeşlerimize, ailemize, hayatımıza pozitif katkılar olabilecek sorular olsun demiştiniz. Siyasete yakın mısınız diye bir soru gelmişti. Siz de ne zaman uzak kaldık ki demiştiniz. AK Parti'ye sempatiniz olduğunu şöyle ima etmiştiniz. Çocukların 18'e kadar ücretsiz tedavi olmaları ve cebimize giren para hoşunuza gitmiyorsa vermeyin demiştiniz. Sorum şöyle, yollar, köprüler yapıldı, iyi ama, iyi güzel ama insanlar bankalara borçlandırıldı. Toplumun büyük bir kısmı haftada 2 kez et yiyemiyor. Çocuklar oyunlarla robotlaştırıldı.
uyuşturucu bağımlılığı arttı. Tamam, nüfus da arttı ama ilkokul çağlarına düştü bağımlılıklar. Efendim, parti adı vermeyin ama AK Parti haricindekilere mi oyumuzu verelim? Teşekkür ederim. Biz hiçbir kardeşe şu partiye oyunuzu atın demeyiz. Bunu asla benden duymayacak hiç kimse. Bunu açık ve net söylüyorum. Açık ve net. Ben yaklaşık 28-29 yıldan beri sohbet ediyorum arkadaşlarla, kardeşlerle. Bunu açık ve net ifade ediyorum. 28-29 yıldır sohbet etmeye başladığım günden itibaren hiçbir zaman şu partiye oyunuzu atın diye ağzımdan hiçbir zaman söz çıkmamıştır. Çıkmayacak da. Bakın, çıkmamıştır, çıkmayacak da. Bu bir taahhüt. Bu ancak çıkarsa benim için çok manevi bir emir olur. Ben bir sefer siyasi parti için koşuşturdum. O da 93 mü 94 seçimlerinde Şeyh Efendi'den izin aldılar. Mudanya bölgesini vermişlerdi bana konuşmacı olarak. Refah Partisi, MHP, bir tane daha ittifak etmişlerdi. Evet. Edip Ali'nin partisiydi. Üçü ittifak etmişlerdi. Şeyh Efendi Hazretlerine geldiler, Allah rahmet eylesin. Yalvardılar, yakardılar, ağladılar. Konuşmacımız yok Mudanya bölgesinde diye. Şeyh Efendi dedi ki, Mustafa Efendi had olup seçimlere kadar o bölgeye git konuşmacı olarak Kur'an sünneti anlat dedi. Biz de hiç siyasete, partiye, purtiye girmeden Kur'an sünnet anlattık kahvelerden. Her gece. O zamanı arkadaşlar, eskiler bilirler. O gündür, bugündür benim herhangi bir siyasi partiye angaje olmam mümkün değil. İşim de değil. Eğer böyle bir angajelik yapacaksam gider il başkanlığına adaylığımı koyar, il başkanı seçilir, oradan da genel başkanlığa doğru koşturur. Oradan da cumhurbaşkanım olunacak, başbakanım olunacak, oraya koşturur. Bu noktada bir angaje olmamız söz konusu değil. Bizim arkadaşlar da, yöneticiler de, yani çavuşlar, zakirler, onlar da bir partiye angaje olmaları yasak. Gidip bir partiye üye olamazlar. Gidip bir partiye böyle görev alamazlar. Bu da yasak dergahta. Ama şimdi siyasete yakın mısınız? Hiç uzak değilim. Ya nasıl uzak değilim? İslam'ın da kendi içerisinde siyasi bir görüşü var. Benim de var. Şu parantezi kapatayım, az önceki mevzuyu açayım. Birisine şu partiye oy ver demek, o kimsenin akılsızlığına işarettir. Benim kardeşlere şuraya oy verin demek, onlara doğruyu, iyiyi, güzeli öğretemediğime işarettir. Onların da öğrenmediklerine işarettir. Mümin iyi, doğruyu, güzeli seçer. Ne seçecekse, domatesin iyisini seçiyor mu? Seçiyor. Biberin iyisini seçiyor mu? Seçiyor. Elbisenin iyisini seçiyor mu cebindeki paraya göre? Seçiyor. Evlenirken erkekler güzel kadın seçmeye çalışıyor mu? Evet. Kadınlar da güzel erkek seçmeye çalışıyorlar mı? Evet. Yani her şeye seçmeye kafası yetecek adamın bilgisi yetecek. Partiye gelince mi seçemeyecek? Her şeye kafası yeten bir kimse siyasi partiye gelince kafası yetmeyecek yani. Öyle mi? Allah muhafaza eylesin. Amin. İnsanların akıllarına hakaret, insanların idraklerine hakaret, insanların düşünce sistemlerine hakaret. Vardır böyle tarikatlar, var biliyorum ben. E malum cemaat da öyle yapıyor, onu da biliyorum. Onlar da diyorlar şuraya oy atacaksınız.
Onlar da söylüyorlar. Ya işte biz tavsiye ediyoruz. Kardeş, sen Kur'an sünneti tavsiye et. Onun gözünü açmasını tavsiye et. Demek ki onlara Kur'an sünnet öğretmiyorlar. Onlara din öğretmiyorlar. Onlara hayatı öğretmiyorlar. Onlara doğruyu, iyiyi, güzeli, hayırı öğretmiyorlar ki saklıyorlar ilmi, örtüyorlar. Onlar da geri kalan şaşkın tavuk gibi nereye gideceğini bilmiyor ya. Böyle aptal gerizekalı tavuklar vardır. Yemi burada yer, ya haindir ya gerizekalıdır. Yemi burada sahibinden yer, gider başkasının kümesine yumurtlar. O tavuk ya haindir ya gerizekalıdır. İkisinden biri. Üçüncüsü yok. O tavuğun sahibi ikide birde yan komşuya gidip ya bizim tavuk gene oraya mı doğurmuş sizin filan diyecek diye değil ya. Ne yapacak? Kırt. Tencereye girecek. Diyecek ki ya bu gerizekalı ya da hain bu diyecek. İkisinden biri. Halit Hoca var mı senin tavuklardan öyle başka yere yumurtlayan? Fırsat vermiyorsun sen. Kendi yumurtasını yiyorsa işte o edepsiz o. Onun kulağını üfleyeceğim bir dinlemiyorsa tencerede soluklanacak. Kendi yumurtasını da yemeyecek. O onun rızkı değil çünkü. O bizim rızkımız. Şimdi bu noktada normalde böyle bir şey varsa sahibi ne yapacak onun tavuğu? İkide bir de komşuya gidip ya kusura bakma bizim tavuk oraya mı yumurtladı filan? Böyle muhabbet olmayacağına göre o zaman kesecek bunun gibi. Ya onları aptal, yani aptallık, abdallık değil, abdallık, velilik. Aptallık ise adamın akli melekelerinin bu noktada çalışmaması. Ya öyle bir şey onlar. Başka türlü bir şey değil. Bu bir. İkincisi, bu noktada ben şimdi mesela siyasetin göbeğindeyim dedim. Evet, siyasetin tam göbeğindeyim ben. Ama benim siyasetim Kur'an, sünnet, vatan, millet. Benim siyasetim bu. Ben vatana, millete, insanların hayrına bir hayır varsa onun peşindeyim. Benim vatanıma, milletime, devletime bir zarar vermeye kalkıyorlarsa onların da karşısındayım. Kim olursa olsun. Şimdi ben 28 Şubat'ta eziyet çeken insan topluluklardan birisiyiz biz. Hem cemaat olarak, hem yani o günkü dergahımız olarak ve o günkü dergahımızın içerisinde Bursa olarak. Biz komple eziyet çektik. O eziyetin içinde olanlarla benim dostluk kurmam mümkün değil. Bunu ben eşkare söylüyorum. Bunu saklamıyorum ben. O günkü 28 Şubat ve 28 Şubatçılarla 28 Şubat'ı destekleyen kimler var ise benim onlarla hesabım var. Bu hesap mahşere kadar gidecek mi? Evet. Bu bir kin değil. Bu bir nefret değil. Benim hesabım var kardeş. Bir başkasının hesabı olmayabilir. Beni ilgilendirmez. Bu benim şahsi duruşum. Benim böyle bir hesabım var deyip de cemaate X partiye gidin demiyorum. Biz kardeşlere X partiyi destekleyin, X partiyi oy atmayın demiyorum. Zaman zaman bu hesabımdan dolayı kalpte ne varsa dilde de olacak. Testinin çatlağından sızlayacak bu. Bu mümkün, gayrimümkün bir şey. Bunu da kardeşler benden hoş görsünler. Ben hızımı alamıyorum bazen. Yani normalde yaşadıklarım aklıma gelince, sohbet esnasında gözümün önüne gelince benim kantarın topuzu kaçıyor. Kaçıyor. Kendi kendime düşünüyorum. Açık açık bunlarda hiç saklım gizlim yok. Ya bu memleket 28 Şubat'ı yaşadı mı yaşadı, biz yaşadık mı yaşadık,
Ders yaptığımız yerler basıldı mı? Basıldı. Götürüldük mü? Götürüldük. Benim Ege, Marmara'da, İç Anadolu'da dahil dolaşmadığımız karakol kaldı mı? Kalmadı. Nevşehir dahil buna. Murtaza şahit. Ben Nevşehir'de otelden aldılar beni. Ne arıyorsun burada diye. Şeyh Efendi rahatsız. Şeyh Efendi'nin rahatsızlığı için gittik. Yorgunum, uykusuzum. Gittim otelde. Sabaha karşı, anne sabaha karşı dedi. 2:30-3'te geldi aldı. Hiçbir şey yok. Ertesi gün 5'e kadar orada karakolda bekletti. Ne içeri alıyor ne dışarı alıyor. Allah rahmet eylesin. Şeyh Efendi hasta yatağında Murtaza'ya demiş. Oğlum Mustafa abin içeride demiş. Öyle mi dedi sana? Efendim ya hasta ya hastane ben anlayamadım. Söylüyor böyle rahatsız. Mustafa abi dedi ya hastane ya hastane. Öyle değil mi çıktım dışarıya? Efendisi yaptı o zaman. Ya Nevşehir karakolu dahil buna. E şimdi ben kendi kendime diyorum. Dualarımda da var zaten. Ya Rabbi kim 28 Şubat'ı yaptıysa, kim desteklediyse onlarla. Ve onlar ümmeti Muhammed'e zulmettiler mi Türkiye'de? Evet. Hesabımı sen gör ya Rabbi diyor. Amin. Bu. Ya düşünebiliyor musunuz? Şimdi ben seyrediyorum. Ben konuşmuyorum. Şimdi konuşsam diyecekler ki ya işte sen yine siyaset yaptın. Ya bu ülkede milletvekili seçilmiş başörtülü bayanın başını açtılar. Ben eski ülkücüyüm. Açan benim eski partim. Kim? MHP. Şoktayım ben o günden beri. Bir başkası bunu unutabilir. Ben unutamıyorum. O başörtülü kızların yaşadıklarını unutamıyorum. Kendi yaşadıklarımı da bıraktım. Üniversitelerde o çocukların başına gelenleri ben unutamıyorum. Biz şurada İmam Hatip Lisesi'nin önüne gittim. Ben orada dahi şok oldum ya. Kız İmam Hatip'in önünde polisler durup kız İmam Hatip, kız İmam Hatip önünde durup çocukların başını açtıraraktan okula katmaya çalışıyorlardı. Yaşadık bunları biz. E buna cemaat de destek çıktı o zaman için. İçtihat hatası diyorlar. İyi kardeş, içtihat hatası da içtihat hatası. Çıktınız özür dilediniz mi milletten? Ey ümmeti Muhammed biz bu noktada içtihat hatası yapmışız. Biz 28 Şubat'ı desteklememiz gerekiyormuş. Ümmet-i Muhammed sizden özür dileriz. CHP, MHP. O günkü cemaat, o günkü bazı tarikatlar çıkacaklar. Milletin önüne çıkacaklar. Diyecekler ki, ey Ümmet-i Muhammed, ey Türkiye'deki Müslümanlar. Biz bu 28 Şubat'ta korktuk kardeşim. Ödümüz sıddı bizim. Bayındırlar öyle derler. Ödü sıddı. Bizim ödümüz sıddı. Biz bu zalimlerle mücadele etmeyi göze alamadık. Onlara esas duruşta durduk. Birisi dedi ki gelin okullarımızı alın. Siz işletin. Biz size razıyız dediler. Hazret dediler bir de Cumhurbaşkanı şey Genelkurmay Başkan Yardımcısına. Bu kadar bakın mektup meydanda. Dedikodu değil, iftira değil. Kızların başlarını açtırdılar, üniversiteye kattılar. Sizin okumanız lazım, başınız açın dediler. MHP başını açtırttırdı milletin. CHP zaten açtırttırdı. İyi. Ne yapmamı beklersiniz benim şimdi? Erbakan Hoca da gitti, imza attı. Evet. Söyleyin bana şimdi.
Siyaset, bugünkü siyaset böyle bozuk bir düzen. Şimdi normal işte meydanda şimdi Kamalak'ta gitsin diye manşet atan, başlık atan cemaatle kol kola. Acı şeyler bunlar. O yüzden bunlar benim dışımda. Uzak benden. Allah muhafaza eylesin. Amin. Ben böyle diyerekten böyle saman altından su yürüten değilim. Meydandayım ben. Arkadaşların önüne çıkıp da arkadaşlar biz bir partiyi desteklemiyoruz deyip yanındakiler aman ha şu partiye atın. Bu böyle iki yüzlü de değilim ben. İstediğiniz yere oyunuzu atın. Ne hangisini kendinize faydalı görüyorsanız gidin atın. Kur'an ve sünnet dairesinde düşünün. Kur'an ve sünnet atmayın istiyorsanız. Ne atın derim, ne atmayın derim, ne şu partiye atın derim, demem. Ne şu partiye atmayın derim, demem. Asla. Şurada iki tane yanımda arkadaş var. Bunlar yaklaşık 91'den beri dervişler. Ne yapıyor? 24 yıl mı yapıyor? 24 yıl yapıyor. 24 yıldan beri yanımdalar. Beraberiz. Desinler ki Şeyh Efendi'nin zamanında o 93'teki seçim hariç gene o zaman da şuraya atın demedim. Şeyh Efendi vardı. Şeyh Efendi de demezdi şuraya atın diye. Şeyh Efendi'ye sorarlardı. Evladım bana dedi bir sefer. Bizim dedi ben çocuklarını tanıyorum. Kız dedi ondan sonra rüyasında görmüş dedi. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hazretleri ona demiş ki dedi baban Allah'tan çok korkar şu partiye oyunu atacak demiş dedi. Bunu söylerdi bana. Bu geri kalan kardeşler her siyaset döneminde böyle seçim döneminde bu sorularla karşı karşıyayız. Benden bir isim yok. İstediğiniz partiye gidin oyunuzu atın. Kur'an ve sünnet dairesinde düşünün, atacaksanız. Atacak olduğunuz yer vatanınıza, milletinize, kendi insanınıza faydalı işler yapan, faydalı iş yapacak olan bir yer olsun. Şeye ne o? Yönlendirmelere bakmayın. Yönlendirmelere bakmayın. Hangi partiye oy atarsam Amerika'nın hoşuna gider. Hangi partiye oy atarsam İsrail'in hoşuna gider. Hangi partiye oy atarsam örneğin Avrupa'nın hoşuna gider. Bunlara bakın. Hani Abdülhamit'in meşhur bir kıssası var ya, Abdülhamit çağırırmış Avrupalı sefirleri, İngiliz sefirini çağırırmış, Fransız sefirini çağırırmış. Biz bu konuda ne yapalım? Ne önerirsiniz bize? Orada onlar da derlermiş ki siz bu konuda böyle yapın. Onların tersini yaparmış. Çünkü onlara hayır olan bu memlekete şer. Onlara şer olan bu memlekete hayır. Ben şimdi böyle burayı bu gündemle meşgul etmek istemem. Desem ki size şimdi işte kaç tane lider var seçime giren büyük parti olarak? 4 tane var. Öyle değil mi? AK Parti var, CHP var, MHP var, HDP var şimdi. Öyle değil mi? 4 tane. 4 tane mi? Evet. Siz şimdi kendi kendinize sorun bakalım. Hangisinden İsrail rahatsız? AK Parti. Basit denklem. Amerika'daki ne diyorlar ona evangelistler kimden rahatsız? Sen
CNN kimden rahatsız? Basit bakın bunlar. Aydın Doğan kimden rahatsız? Bak otur haberleri izle. CNN kimden rahatsız? CNN kime düşman? Ulan CNN'in düşmanı senin de düşmanınsa bir sıkıntı var orta yerde ya. İmanını sorgula. Reuters haber ajansı birisinden rahatsızsa, sen de ondan rahatsızsan imanını sorgula. Ulan bu diyeceksin ki ya bu kefereyle biz nasıl yan yana geldik? Ya Kur'an kurslarını kapatan adamla yan yana gelmek ister misin? Adamlar camilerdeki Kur'an kursunu yasakladılar. Bu memlekette imam hatipleri kapattılar. İmam hatiplerin kapanmasını bazı cemaat mensubu insanlar alkışladı. Ben şimdi imam hatipleri kapatanlarla aynı safta durmak istemiyorum. Ben Kur'an kurslarını kapatanlarla aynı safta durmak istemem. Ya tövbe edecekler, gelip özür dileyecekler ümmeti Muhammed'den. Tövbe kapısı herkes açık. Özür kapısı da herkese açık. Bakın özür kapısı da açık, tövbe kapısı da açık. Öbür türlü ben Kur'an ve sünnet dairesinden bakıyorum şimdi. Kendi kendime. Ne yaparsam İsrail rahatsız. Onun rahatsız olacağı işler yapmam lazım. Yani. İmanım onu emrediyor çünkü. Çok basit, başka bir şeye gerek yok. Ben böyle söyleyince de işte sen AK Parti'yi destekledin diyorlar. Kardeş benim bir yeri desteklediğim yok. Ben sadece koyuyorum ölçüyü. Ölçü koyuyorum. Ben size imam hatipleri kapatan bir kimseyi dost yapın diyebilir miyim din olarak? Var mı içinizde imam hatiplerin kapanması lazım diyen? Var mı içinizde Kur'an kursların kapanması lazım diyen? Bu kadar. Var mı içinizde bu başörtünün yasaklanması lazım diyen? Dinliyorum ben. Haberlere bakıyorum. Kendi kendime diyorum ki Allah'ım bizde beni diyorum bu noktada aktif. Bu böyle bir siyasetten muhafaza eyle. Ya benim şimdi düşünebiliyor musunuz? Mesela bazı böyle dini topluluklar işte her seçim zamanı bir partiyi destekliyorlar. İşte geçen seçim X partiyi destekleyeceğiz dediler. Bu seçimde başka bir yeri destekliyorlar şimdi. Ya nasıl anlatıyorlar o cemaatteki arkadaşlarına bunu? Ben ona da hayret ediyorum. Ya ben geleceğim size bir parti, bir işte bir seçim zamanı geleceğim. Örneğin diyeceğim ki işte CHP'ye oy atacaksınız. Ondan sonra da geleceğim. Daha önce diyeceğim ki size AKP'ye oy atın. Bunun için çalışın. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretleri bu partiyi destekliyor. Bunu söylediler. Ondan sonra dediler ki CHP'ye oy atacaksınız. Ondan sonra da diyorlar ki bu senede HDP'ye atacaksınız. Birisi de çıkıp sormuyor demek ki. Ya kardeş bu Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretleri bir yeri destekleyin derken haşa, sümme haşa, geleceği görmedi mi ya?
Bakın neyle oynuyorlar. Neyle oynuyorlar? Farkında mısınız? Bunun altından kalkılmaz. Ama bu soruyu sorabilecek cesarette hiç kimse yok. Bak, önüme gelen buraya bütün soruları okuyor muyum? Bu aynı zamanda hesap vermek demek. Bu aynı zamanda hani Hazreti Ömer radıyallahu anh Hazretleri hutbeye çıkmış. Bu edebiyatta değil, gerçekte olacak. Hutbede demiş ya, bu Ömer demiş, saparsa, şaşarsa ne yaparsınız? Birisi çekmiş kılıcı. Bununla seni düzeltmesini biliriz demiş. Hazreti Ömer Efendimiz açmış elini. Ya Rabbi, bu Ömer saparsa onu düzeltecek kardeşler, müminler var demiş. Mustafa Özbar saparsa burada düzeltecek kardeşler var elhamdülillah. Kur'an ve sünnet dairesinin dışında herhangi bir şey söylersek buraya yazıp koyacaksınız. Diyeceksiniz ki geçen hafta bu meselede Kur'an ve sünnetin dışına çıktınız. Biz onu burada okuyacağız. Hatamız varsa geri döneceğiz. Diyeceğiz ki arkadaşlar hakkınızı helal edin. Geçen sene, geçen hafta sürçülisan etmişiz diyeceğiz. Eğer size daha önce bundan iki seçim önce deseydik ki AK Parti'ye atın. Bir seçim sonra AK Parti ile yollarımız ayrıldı. Bizim istediklerimizi yapmadılar, etmediler. CHP'ye oy atın. Onlarla anlaştık. Çok güzel işler olacak. Ve bu seçimlerde de HDP'ye atılması lazım deseydim. Siz de demeniz gerekirdi bana. Dur ya. Yani birinci seçimlerde Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hazretleri bu partiyi destekliyor dediniz. Koşturtturdunuz bizi. İkincisinde CHP'yi mi destekledi Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem? Yok, MHP'yi mi destekledi Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hazretleri? Başörtüsünü sıyıttırıp Kur'an kurslarının kapanmasına imza atanı mı destekledi? Şimdi bu senede HDP'yi destekliyor demek. Öyle mi? Böyle bir şey söyleseydim bunun altından kalkılabilir miydi? Millet nasıl kalkıyor bilmiyorum. Kalkabiliyor mu onu da bilmiyorum. Kalkabiliyorsa amuda mı kalkıyorlar artık? Nereye kalkıyorlarsa? Allah muhafaza eylesin. Amin. Nasıl hesap verecekse insanlar hesabı mı düşünmüyor acaba? Bakın bir insanın bir kendisini ilgilendiren, kendisine münhasır eksiklikleri, noksanlıkları, yanlışlıkları, günahları vardır. Vardır. Bu şeyhlerin de vardır, mürşidi kamillerin de vardır, kutupların da vardır. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerinin haricinde hatasız hiç kimse yoktu. Hiç kimse yoktu. Bunun haricinde herkesin hatası, kusuru, yanlışı, günahı olur. Ama bir şey vardır, bir insanın kendisini bağlar. Ama bazı şeyler vardır ki Allah muhafaza eylesin, bütün topluluğu bağlar. O zaman topluluğu bağlayan şeylerin altından kalkmak biraz zor olur. Allah muhafaza eylesin. O yüzden kardeşler, velhasıl kelam, uzun lafın kısası, istedikleri partiye oy atabilirler. Bunca laftan sonra atabiliyorsanız atın.
Allah bizi affetsin. İsteyen atmayabilir hiçbir yere. Ben hiç kullanmıyorum. Ben bir tek bu ne o referandumda oy kullanmayı destekledim ve oy kullanın dedim. Referandumda da evetçiydim. Bu darbecilerden hesap sorulması lazım dedim. Ve Cumhurbaşkanı'nı halkın seçmesi lazım dedim. Evet. Cumhurbaşkanı'nı halkın seçmesi lazım. Ben bizim insanlarımızın çoğunluğunun Müslüman olduğuna inanıyorum. İman ehli olarak görüyorum. Kim la ilahe illallah Muhammeden Resulullah dediyse iman ehlidir o. Ve müminlerin, Müslümanların yanlışta toplanmayacağına inanıyorum. Hadis-i şerif var çünkü. Ümmetim yanlışta ittifak etmez. Bu büyük bir distur. Bu büyük bir ölçü. Bu Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hazretleri'nin ölçüsü. Ben size din anlatıyorum bakın. Ben size sünnet-i Resulullah'tan ölçü getiriyorum. Ümmetim yanlışta toplanmaz. Ümmetin bir yerde toplandığı yerde birileri oradan ayrıldılarsa cemaatten ayrılmış olurlar. Kim diyor cemaatimizden bir karış ayrılırsa İslam olarak ölmez diyor. Dikkat edin. Ben Cumhurbaşkanı'nın halk tarafından seçilmesini istiyorum. Hala da öyle. Hatta ben daha ilerisini istiyorum. Milletvekilleri de sıralama parti olarak değil, halk tarafından sıralanması lazım. Bizim insanımız la ilahe illallah Muhammed Resulullah diyor. Yanlışı seçmez. Yanlışı seçmez. Bizim insanımız aptal değil, salak değil, gerizekalı değil. Din insanları, yani cemaatler, cemiyetler, tarikatlar, topluma Kur'an ve sünneti öğrettiği müddetçe toplum yerini bulur, yolunu bulur. Ben milletvekillerinin dahi seçimle gelmesini istiyorum. Böyle yani parti başkanları seçmeyecek. Valiler seçimle gelmesi lazım. Emniyet müdürleri seçimle gelmesi lazım. Evet. Veyahut da valiler aynı zamanda belediye başkanını da üzerlerine alacaklar. Hem belediye başkanı olacak hem vali olacak. İkisini bir alacak. Seçimle gelecek. Kadrosunu kuracak. Emniyet müdürünü kuracak. Mesela milli eğitim müdürünü kuracak. Ne bileyim bütün şehircilikten sorumlu bir tane başkan yardımcısını kuracak, seçime girecek. Projeler savaşacak o zaman. Ben daha ilerisini kendimce düşünüyorum. Ve bu insanların bu noktada yanlışı seçmeyeceklerine inanıyorum. Yanlışı seçmez. E ümmet de yanlışta toplanmayacağına göre biz de insanları bu noktada Kur'an ve sünnet dairesinde ben iman ehli olarak görüyorum. %80'ini, 85'ini ülkenin. Hata yapabiliriz bu noktada. %100 de diyemem. Her ne kadar ise Allah bizi affetsin. Amin. Çoğunluk iman ehli. Onlar da yanlış bir şey seçmezler inşallah. Rabbim cümlemizi muhafaza eylesin diyelim. Amin. Dersimize dönelim. İyi oldu. Biz de karnımızda kurdu attık bak. Şimdi önümüzdeki haftalar daha da sıkılaşırdı bu sorular. Hangi partiye oy atacağız, nereyi destekliyoruz diye. Hepsi bitti bak, hayırlı bir soru oldu bence. Allah razı olsun inşallah. Ali İmran ayet 134'ten 136'ya kadar. Onlar ki bollukta ve darlıkta infak ederler. Öfkelerini yenerler. İnsanların kusurlarını bağışlarlar. Allah ihsan edenleri sever. Ve onlar bir kötülük yaptıkları ya da nefislerine zulmettikleri zaman
Allah'ı zikrederek hemen günahlarının bağışlanmasını dilerler. İşte onların mükafatı Rablerinden bir mağfiret ve altından ırmaklar akan cennetlerdir. Orada temelli kalacaklardır. Ne de güzeldir mükafatlı iş yapanların mükafatı, iş yapanların. Yani güzel iş yapanların mükafatı ne güzeldir. Evet. Demek ki bu müminlerin, bu velilerin, bu evliyaların halleri, sıfatları. İnfak etmek. Bollukta ve darlıkta. Ümmet infakı unuttuğundan dolayı nifaka düştü. Bir hurmayla da olsa siz cehennem ateşinizi söndürünüz. Bir hurma da olsa infak et. Etrafındaki insanlara yardımcı ol. Neye gücün yetiyorsa. O zaman ikincisi, öfkeni yen. Müminlere karşı öfkelenme. Eşine karşı öfkelenme. Çocuklarına karşı öfkelenme. Kardeşlerine karşı öfkelenme. Öfke şeytandandır dedi hadis-i şerifte Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretleri. Kime öfke ama? Müminlere, eşine, çocuklarına, arkadaşlarına, dostlarına öfkelenme. Öfkeleneceğin nefsin ve şeytan olsun. Önce nefsine ve şeytana öfkelen. Eğer kardeşlerine öfkeleniyorsan, müminlere öfkeleniyorsan, eşine ve çocuklarına öfkeleniyorsan, hayıra, iyiye, doğruya, güzele öfkeleniyorsan, bu senin ya zalimliğinden ya küfründen. Kur'an ve sünnetin bir hakikatine, doğrusuna öfkeleniyorsan, bu senin küfründen. Allah'ın emrettiklerine karşı içinde bir öfke var ise, bu senin münafıklığından. Allah'ın helal ettiğine karşı içinde bir öfke var ise, sen gizli gizli içinde küfür nifakı taşıyorsun. Allah muhafaza eylesin. Amin. Öfke yenilmesi gereken bir şey. O yüzden müminlere ve mümince olan şeylere öfkelenmek yok. İnsanların kusurlarını bağışlar. Hatasız kimse olmaz. Etrafındaki insanların hatalarını ve kusurlarını bağışla. Bir kimse sana karşı bir yanlışlık, eksiklik yaptıysa, senden özür diliyorsa, senden helallik istiyorsa, sen onu bağışla. Bağışlamak Allah'ın sıfatıdır. O yüzden sen de Allah'ın sıfatıyla sıfatlan. Hata ve kusurları örtmekte gece gibi ol dedi pirimiz. Bağışlayanı Allah sever. Biz de bağışlananlardan olalım. Allah ihsan edenleri sever. Bunların hepsi de ihsan etmek bakın. Maldan ihsan etmek. Öfkeyi durdurup nefsi terbiye etmek. Bu da bir ihsan, bir veçeden. Ve bu noktada da kusurları bağışlamak ihsan. Ve Allah ihsan edenleri sever. Ve onlar bir kötülük yaptıkları ya da nefislerine zulmettikleri zaman Allah'ı zikrederekten hemen bağışlanma isterler. Demek ki bir kötülük yaptı, bir yanlışlık işledi, bir günah işledi. Hemen Allah'ın zikrine koş. Hatta büyükler, hatta Arabi dedi ki, yanlışlık işledin, günah işledin yerde Allah'ı zikret. Bu noktada bir hadis-i şerif var. Hadisçiler buna bazıları zayıf hadis demişler. Ama Arabi bunu zayıf hadis olarak görmemiş. Günah işlediğiniz yerlerde Allah'ı zikrederekten dolaşın ki
sizin işlediğiniz günahlarınıza kefaret olsun. Oradaki zikrullah. O yüzden Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretleri buyurdu ki, kim iki rekat namaz kılar, yapmış olduğu günahlardan tövbe dilenir, Allah'a yalvarırsa, Allah onu affeder. La ilahe illallah demek kadar günahları eritici bir zikir yoktur. O yüzden günlük tevhidlerinizi muhakkak çekin. Kim bir günah işler, kusur işler, hata yaparsa o hemen Allah'ı zikreder ve Allah'a tövbe eder. Derslerinizi çekin. Derslerinizde 100 tane Subhanallahi ve bihamdihi, Subhanallahil azim ve bihamdihi estağfurullahil azim zikri var. Kim bunu günde 100 sefer yaparsa deniz köpükleri kadar günahı olsa Allah onu affeder. Hadis-i şerif. O zaman virdini sakın ha ihmal etme. Onu çek. Ve muhakkak tevhid çek her gün. Her namazdan sonra 300 tane tevhid-i şerif var. Sakın benim günahım az diye düşünme. Sakın benim kusurum az diye düşünme. Sufiler böyle düşünmez. Böyle düşünen şeytanın vesvesesine kanmıştır. Heva hevese aldanmıştır. La ilahe illallah'ı çekenin Cenab-ı Hak günahlarını affeder. Ama şeytan ona hemen heva heves verir. Aman ha! Nefse uydurur. Orada bir aldatmaca vardır. O kimse oturur, la ilahe illallah, la ilahe illallah, la ilahe illallah, la ilahe illallah. Muhteşem! Cenab-ı Hak onu affetti. Oturdu halakayı zikrullah'ta, fi sebilillah, Allah için zikretti. Cenab-ı Hak affetmek de kalmadı. Ya günahlarını onun hayra çevirdi. Sufilik böyle muhteşem bir şeydir. Hiçbir yerde bulunmaz bu. Bir kimse halakayı zikrullah'a oturdu mu, Allah onun günahlarını affeder. Daha ilerisi. Ve bir münadi melek nida eder. Onun günahlarını hayra çevirdim diye. Hadis-i şerif. Ama sakın ha heva hevese dalmayın. Sakın Allah bizi affetti deyip böbürlenmeyin. Sakın nasıl olsa affolduk deyip günahlara dalıcı olmayın. Yanlışlıkta ısrar etmeyin. Günahta ısrar etmeyin. Eksiklikte ısrar etmeyin. Bu nefsin size heva ve hevesidir. Şeytanın sizin kalbinize attığı bir fitnedir. Yanlışta ısrar eden bir kimse küfr-i inadiye doğru gider. Allah muhafaza eylesin. Dervişler, sufiler, iyi müminler yanlışta, günahta, eksikte, noksanlıkta ısrar etmezler. Günahta ısrarcı davranmazlar. Yanlışta ısrarcı davranmazlar. Eksiklikte ısrarcı davranmazlar. Gıybette, dedikoduda, iftirada ısrarcı davranmazlar. Haram işlemekte ısrarcı davranmazlar. İnsanlara bilmeden, görmeden, gözüyle görmeden iftira atmakta ısrarcı davranmazlar. Bunlar mümin sıfatı değildir. Herkes günah işleyebilir. Tövbe edenler, hadis-i şerifte Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretleri dedi ki, hiç günah işlememiş gibidir.
O yüzden kıymetli dostlar, hatada, yanlışta, günahta ısrar olmaz. Sufi bir günah işlediğinde hemen tövbe eder, geri döner. Hemen. Kalbine bir ağırlık, kalbine bir nefes, sufinin gelir. Kalbine bir ilham gelir sufinin. Hiçbir kimse diyemez ki kalbime benim bir ilham gelmedi. Diyemez. Bir mürşid-i kamilden, bir veliden ders alan, intisap eden bir kimsenin kalbine Allah bir melek halkeder. Onun kalbinde o bir münadi melek gibi yapma der. Yapma der. O bağlanmış olduğu dergahın şeyhinin mürşid-i kamil olduğunun delilidir. O kimsenin kalbinde bir nefes vardır. O nefesi hisseder sufi. Eğer o nefesi hissetmiyorsa bilsin ki sufilikle manevi olarak bağı kalmamıştır o. Sufilikle manevi olarak bağı kalmamıştır. O kimsenin gidip üstadıyla yeniden biatlaşıp, yeniden helallaşıp, yeniden yola koyulması lazım. O tövbe edip dosdoğru üstadının elini tutup yürümesi lazım. Sufiler için bu bir delildir. Sufiler için bu bir yoldur. Sufiler için bu manevi ikaz yoludur. Manevi ikaz yolu. O kimse yanlış yaparken, o kimse günah işlerken onun kalbinin yarılması lazım. Onun kalbinde bir sıkıntı olması lazım. Onun kalbinde bir nefes olması lazım. Eğer yoksa iki hal vardır. Ya üstadı mürşid-i kamil değildir ya da o kimsenin bağı kopmuştur. İkisinden biri. Sufi bir kimse rakibele aşkla, zevkle, şevkle içemez. Onun kalbinde bir acı hisseder. Sufi bir kimse göz göre göre haramı işleyemez. Kalbinde acı hissetmesi lazım. Kalbinde acı yoksa o kimsenin ya dervişliğini sorgulayacak ya da mürşidini sorgulayacak. Ama çoğunlukta veya içlerinde bu tip şeyler fazlalıkta var da onda olmuyorsa o zaman ondadır sıkıntı. Allah muhafaza eylesin. Amin. Hatta sufi rüyasında bile ikaz edilir. Rüyasında onu görür. O yüzden sufiler günah kebairde devam etmezler. Bu büyük bir lütuftur. Bu büyük bir ikramdır. Bu büyük bir ihsandır. Bu Cenab-ı Hakk'ın katından o kimseye merhametidir. Allah cümlemize bu merhameti arttırsın inşallah. Amin. Bir kul gelir, bir hadisi kutsiyle bu meseleyi kapatalım inşallah. Der ki ya Rabbi, ben günah işleyicilerden oldum. Beni affet. Amin. Allah der ki, kulum kendisini affedecek olan Rabbisini hatırladı. Affettim der. Kul tekrar günah işler. Tekrar günah işledikten sonra tekrar Allah'a yalvarır. Der ki ya Rabbi beni affet. Allah der ki kulum kendisini affedecek olan Rabbisini hatırladı. Affettim der. Hadis-i Kudsi'de üçüncüsü vardır bunun. Kul yine günah işler. Yine Allah'a der ki, Rabbisine der ki, ya Rabbi ben yine günah işleyicilerden oldum, beni affet. Allah der ki, kulum kendisini affedecek olan Rabbisini hatırladı. Ben de onu affettim der.
Hadis-i şerifte Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hazretleri diyor ki, hani Hazreti Mevlana Celaleddin Rumi Hazretleri'nin 1000 sefer tövbe şişesini kırsan da yine gel. Hazreti Mevlana'nın değil ama Mevlana'ya atfedilir ya bu söz. Ve bunu eleştirirler ya çok. Hani nereden buldun bunu gibisinden. Hadis bilgileri olmayanların mesnevi ve mesnevi ile alakalı meseleleri konuşmaları caiz değildir. Mesnevi'de yaklaşık 5500 tane hadis-i şerif meali vardır. Mesnevi'de 4000'in üzerinde ayet-i kerime vardır. Tefsir olarak. Hani ümitsizler dergahı değil der ya. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hazretleri diyor ki bir kimse bir günahtan pişman olsa, tövbe etse ve diyor o kimse o günahı günde 70 kez yapsa ama 70'inde de tövbe etse günahta ısrar edenlerden olmaz diyor. Kardeşler, tövbe etmeyi bırakmayın. Ne kadar ne günahı işlediyseniz işlediniz. Tövbe edin, geri dönün. Allah bile bile lutilik yapanları ve lutiliğe devam edenleri affetmez. Bakın bunlar farklı şeyler. İçki içmeye devam edenleri affetmez. İşte zina etmeye devam edenleri affetmez. Faizcilik yapmaya devam edenleri affetmez. Anne babasına karşı gelip onlara isyan etmeye devam edenleri affetmez. Allah'a şirk koşanları affetmez. Lezbiyenlik yapan, eşcinselliğe devam edenleri affetmez Allah. Bakın bu günah-ı kebairleri Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hazretleri sıralamış. Ama bir kimse bunlardan geri dönerse geri döndü. Veya işte namuslu insanları namuslarına iftira atanlar. İftiraya devam ediyor. Ve o iftira öyle kalıyor. Helallaşmıyor. İftirada devam ediyor. İftiraya attı, helallaşmadı. Duruyor orada. Namuslu insanların namusuna iftira atanları. Allah tövbelerini kabul etmez. Bunları da unutmayın. Evet. O yüzden öncekiler sufilere ders verecekleri zaman herkes de helallaştırır, herkes de hayırlaştırır. Ondan sonra ders verirlermiş. O yüzden kıymetli dostlar, üzerlerinizde o 7 tane büyük günah kebair kalmayacak üzerinizde. Allah'a şirk koşmak, anne babaya asi olmak, namuslu insanların namuslarına iftira atmak, mücahitlikten, cenk meydanından, düşmanla savaşmaktan geri dönmek, geri dönenler, içki içmeye devam edenler, eşcinselliğe devam edenler, faizciliğe devam edenler, zina işlemeye devam edenler, bunların tövbeleri kabul olunmayacak. Bakın bunların tövbeleri kabul olunmayacak. Bunlar ne yapacaklar? Bunlardan tövbe edip geri dönüp helallaşacaklar. O zaman Cenab-ı Hak ne yapacak? Bunların da günahlarını affedecek. Biz tövbe edelim, tövbemizde sımsıkı duralım ve Allah'ı zikredelim. Bir hatamız, bir kusurumuz, bir günahımız olduğunda hemen Allah'ı zikredip tövbe edenlerden olalım inşallah.
Ya Allah. Herhangi bir cemaatin mensubu olduğu kıyafet vesaire şekilleriyle herhangi bir partinin kutlama meydanında bulunması doğru mudur? Bizi ilgilendiren şeyler değil, bizim kardeşlerimizin bir herhangi bir husisi kıyafeti ve rengi olmadığından dolayı bu noktada bir problem yok. Olsa dahi biz arkadaşların üzerinde herhangi bir böyle yaptırımsal noktada durmayız. Ama işte semazen kıyafetiyle gidip böyle işte bir partinin mitinginde katılmak ne kadar doğrudur yol adabı açısından, bu farklı bir şey tabii. Allah'ın affı ve mağfiretinin arasında fark var mıdır? Yoktur. Gıybet nedir? Bir kimsenin arkasından hoşuna gitmeyecek bir şeyi söylemek gıybettir. Açıkça böyle çok kestirme ve kolay yolda. Birisinin hoşuna gitmeyecek bir sözü arkasından söylemek gıybettir. O doğru ise, doğru olduğundan gıybet zaten. Mesela bir kimse bir günah işledi. O günaha devam edip de o günahla anılmaktan çekinmiyorsa, o günahla haşır neşir olduysa, o kimseye o günahla isminin anılmasında bir beis yok. Adam kumarhane açmış, kumarhane çalıştırıyor. İşte ona kumarcı bilmem kim demek de bir beis yok. Adam meyhane açmış, meyhane çalıştırıyor. Ona meyhaneci bilmem kim demek de bir beis yok. Adam açıkça faizcilik yapıyor. Ona faizci bilmem kim demek de bir beis yok. Bu gıybet değil. Ama öbür türlü bir kimsenin hatası, kusuru, yanlış olmuş, velev ki günahı olmuş, onunla arkasından anılması, arkasından konulması gıybet. Gıybetin günlük konuşmalarımıza katmamak için hangi ince noktalara dikkat etmeliyiz? Bir kimsenin adını anaraktan, şahsın ismini söyleyerekten arkasından konuşmak gıybet olur. O yüzden o şahsı belirtmeden, o şahsı konuşmadan bir şey konuşulabilir. İsim verdiğiniz anda gıybet olur. Üçüncü şahıslar hakkında bilgi sorulunca nasıl konuşmalıyız? Eğer bu evlilikle alakalıysa Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hazretleri evlilikle alakalı bir meselede konuştu. İşte bir kızı bir adam istiyordu. Dedi ki sen onunla evlenirsen maddi olarak rahat edersin ama onun eli vuraktır dedi. Bir kimse daha vardı aynı kızı isteyen. Dedi onunla evlenirsen o fukaradır ama gönlü yumuşaktır, merhametlidir dedi. Biz buradan işaret alıyoruz ki bir kimse evleniyorsa ve evlenecek olduğu kimseyle alakalı bir bilgi topluyorsa makul ölçüler içerisinde varsa bir şey söylediğimiz bu söylenebilir. Bunda bir sıkıntı yok. Allah bizi affetsin. Buna bakmıştık zaten. Evet, sorular bitti. Soru serbest. Orada o günahını açık açık söyleyen kimselerle selamlaşmak mekruhtur dedi. O kimse o günahı cezbettirici bir şekilde, övücü bir şekilde, o günahı böyle sanki böyle insanların önünde bunu sunar bir şekilde söyleyenle alakalı doğru. Ama bu şartla yalnız.
birisi bir hisse alsın. Birisi ondan bir ders çıkarsın. Ya biz daha önce de böyle hatalar, yanlışlıklar yapmıştık. Allah bizi affetsin. Hani siz bu hataları, yanlışlıkları yapmayın. İbret açın. Böyle bir şey söylenirse o doğru değil. Sorulabilir. Ben bu arkadaşa mal vereceğim. Mal vereyim mi, vermeyeyim mi? Ben bu arkadaşı normalde bu noktada istihbarat alıyorum. Çeklerini öder mi, ödemez mi? Borcuna sadık mıdır? Bunlar sorulabilir. O adam da der ki kardeş, vermesen olur mesela. Bu gıybet olmuyor. Hanzala radıyallahu anh hazretleri diyor ya, Hazreti Ebubekir Efendimiz'e Hanzala münafık oldu diyor. Diyor ki ne oldu? Diyor ki ben Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerinin yanındayken, yani ben çok kendimi ahiretlik görüyorum. Böyle hani maneviyatı bol olarak görüyorum ama yanından çıkınca diyor, ben münafık gibi hissediyorum kendimi. Hazreti Ebubekir Efendimiz diyor ki bende de aynı oluyor. Yürü diyor, beraber gidelim soralım. Gidiyorlar. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerinin huzuruna, diyorlar ki ya Resulallah, biz senin yanındayken hani uhreviyiz, ahiretlikiz. Ama senin yanından çıktıktan sonra diyor, biz işte dünyaya dalıyoruz. Kadına, çoluğa, çocuğa dalıyoruz. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretleri diyor ki bizim yanımızdaki halinizi korusaydınız meleklerin size selama durduğunu görürdünüz. Evinizde meleklerin size dua ettiğini duyardınız. Şimdi bu normalde o kimsenin mesela zikrullah'taki halini koruyamaması gibi. Veya namazdaki halini koruyamaması gibi. Şimdi bir kim, Allah affetsin, inanıyorum ki bütün herkes böyledir. Şimdi zikrullah halakasından kalkmağı canı istemiyor insan. Çünkü buradan dışarı çıktığı anda dünya sarıyor onu. O halini koruyamıyor. Bu tabi Allah affetsin ağır bir itham olur bizim için. Hani sahabe kılı kırk yarardı. Kılı kırk yarardıkları için kendi durdukları noktada böyle bir hevaya dalsalar kendilerini münafık olmuş gibi hissederlerdi. Allah muhafaza eylesin. O yüzden burası tabi herkes için olabilecek olan bir şey ama ağır bir itham insanın kendi üzerine. Öyle yapmaktansa hevaya düştüğünü görmek, kendince günahkar hissetmek, hani o münafıklık kapısını yok. La ilahe illallah Muhammeden Resulullah diye Müslümanlar diyor. Biz hata da yapsak, kusur da etsek, yanlışlık da yapsak, eksiklik de yapsak zikrullah halakasında devam eden münafık olmaz. Halakayı zikrullah delildir insan. Bir kimse halakayı zikrullah, hele cehri zikrullahlarda uzun süre duramaz. Münafığın uzun süre burada durma imkanı yok. Ağır bir şey bu ama Allah muhafaza eder. O olur, o tembellik oluyor, o heva hevesten oluyor. Bazen o böyle şeyden oluyor, yani ben dervişim ya, yani oturdu bende, ondan oluyor. Az önceki hani söyledim ya, hevaya düşer diye. O kimse zikrullahı yapar, tövbe eder, zikrullah yapar. Şeytan bu noktada onu bu sefer hevaya düşürür. Heva bu. Hevadan kaynaklanıyor. Hevadan. Thank you.
Onda da hevaya düşmemek lazım. O olduysa olmuştur. Üzerine düşme falan. Allah muhafaza eylesin. Son bir haftadır büyük fabrikalarda haksızlıklara karşı işçi arkadaşlarımız hak mücadelesine girdiler. Biz de desteğe gidiyoruz. Acaba yanlışa düştüğümüz bir durum var mı? Bu meselelerin perdenin gerisinde ne olduğu bilinmez. Size hak mücadelesi gibi gelir, gizli servislerin oyunları vardır. Birileri hak mücadelesi yaptığını söylerler. Bu noktada bilinmez birilerinin gizli servisinin emrine giren insanlar vardır. Onlar ortalığı karıştırıyordur. Evet, bu noktada gerçekten yani kapitalist sistemin bütün vahşiliğini görüyor insanlar. Yani işte o metal iş sendikası zaten neydi belirsiz onların. 3 yıllık tek sözleşme yapmışlar. Ivır zıvır tam boşta Amerikan firması. Boşta kalktı bir zam vermiş. Boş bir zam verince tabii öbür günler de boştaki zamı görünce ayağa kalkındılar hepsi de. İşin görünen gözü bu, görünen tarafı bu. Ama işin iç yüzünü bilmiyoruz. İç yüzünü bilmediğimden bir şey söyleyemem. Hakkınızı helal edin. Yanıltabilirim insanları ama bizim gibi ülkelerde bu tip gizli servislerin oyunları çok olur. Dikkat etmekte fayda var. Bizi rahat bırakmazlar. Doğruysa harika. Sıkıntı yok. Sünnet. Sünnet. Cenab-ı Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hazretleri siz Allah'tan hayırlı uzun ömür isteyiniz. Sünnet. Efendim, bir meselede yaşanan bir hal olayın hakikati midir? Hakikatin de hakikati vardır. Sufiler için geçerlidir bu. Sufiler için hiçbir zaman bu hakikat değil, orada durulmaz. Hakikatin de hakikati vardır. Ama halde ama rüyada. Çünkü manevi dereceye göre, meratibe göre, seyri sülüke göre hakikatin rengi değişir. Konuşmaz mı? Hikmet nedir? Hakikattir. Hakikat nedir? Hakikat da hakikattir. Bunu insan nasıl görür bilir? Hiçbir zaman göremez. Hakikati. Evet. Gördüğü nedir o zaman? Hakikatin hayalidir. Hakikatten midir hayalidir? Hakikattendir. O zaman o nedir? Hangisi? Hakikatin hayali. Hakikatin hayali insanları hakikate koşturacak olan şeydir. Bunu nasıl tanımlayabiliriz hayatın içerisinde? Hep hakikate doğru koşmakla. Delili nedir? Hakikattir.
Hayali de hakikattir çünkü. Hayalinin ucundan tutan bir kimse muhakkak ki hakikate ulaşacaktır. O yüzden o kimse hakikatin hayaline dahi ulaşsa, o kimse hakikate doğru koşturur. Ve her geçirdiği perde onun için hakikattir. Ama o hakikatin de hakikati vardır. Her geçen perde de hakikatin hakikatine doğru koşar. O yüzden Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hazretleri dedi ki, hakkıyla sana kulluk edemedim ya Mahmud. O yüzden seyri sülük bitmez hiçbir zaman. Seyri sülükün bitmemişinin sebebi, hakikatin de hakikatinin var olduğunu bilip, hakikatin de hakikatine koşmaktır. Bu normalde hakikat değildir diyemeyiz biz. Bir önceki hakikat perdesine. Biz onu bu fakir öyle onu yorumluyor. O hakikat perdesidir ama o hakikat perdesidir desek yanılır, yenilir, orada kalırız. O zaman hakikatin hakikatine doğru koşamayız. Her hakikat perdesini arkasında da bir hakikat perdesinin var olduğunu bilirsek o zaman hakikatin hakikatine doğru koşarız. Bu uzun mesafeli bir koşudur. Uzun mesafeli bir koşu olduğu için kalpte 70 bin zulmet perdesi vardır. Ve her zulmet perdesini teker teker kaldırmak söz konusudur. Bu bize söylenilen hadis-i kutsidir. O yüzden 70 bin eğer zulüm perdesi var ise her perdeyi kaldırdığımızda önümüze yeniden bir perde çıkacak. Her perdeyi kaldırdığımızda yeni bir perde çıkacaksa o zaman her hakikat zannıyla durduğumuz perde bizim için heva heves olur. Bitmez tükenmek bilmeyen bir yoldur bu. O yüzden normalde hakikatin de hakikati vardır deyip hep yürümek gerek. Peki zulüm perdesi derken bunlar muhakkak günahlar veya olumsuzluklar değil, olur. Bunlar hakikatin hakikatını örten hakikat hayallemeleri. Peki bunların içerisine sevap da dahil olur mu? İnsan sevap için kendine... Hepsi dahil buna. O zaman zulmani olmuyor sevap. Hayır, o da normalde o hakikati gizlediği için o da zulmani. O da zulmani. Evet. Yani cennet, cehennem hesabı da bu noktada o zaman. Hakikati perdeleyen her şey şeytanidir. O zaman Allah'tan başka her şey hakikat değildir. Değildir, mecazdır diye o yüzden... O zaman zulümdür. Bir vaçeden öyledir. Allah'la seni perdeleyen her ne var ise senin için zulüm perdesi. Ama bunu dile getirmek doğru değildir. Değildir. Çünkü yolun başında bir kimse zakirinden öğrenir doğruları. Zakirini zulüm olarak görürse o zaman zakirine karşı olan edepsizlik yapmış olur. Ama bilir ki zakiri de onun için bir perdedir. Bilir ki şeyh de onun için bir perdedir. Bilir ki pir de onun için bir müddet sonra bir perdedir. Bu ama onu aştıktan sonra görür. Bunu aşarken dahi ona edepsizlik etmez. O da çünkü hakikat yolcusudur. O müminler ki mümin kardeşlerine karşı şefkatlidir. Allah'ın eli olmak ne demek? Dili olmak ne demek? Ayağı olmak ne demek? Ona sor. Zaten ona soruyorum. Bu ilmel yakin, aynel yakin, hakkal yakin derecelerine göre değişen anlamlardır. O yüzden ilmel yakin derecesinde Allah'ın eli olmak farklıdır. Aynel yakin derecesinde Allah'ın eli olmak farklıdır. Hakkal yakin derecesinde Allah'ın eli olmak farklıdır. O yüzden bunu bir veçeden bakıp, bir cepheden bakıp budur demek de bu noktada yanlıştır. Ama bunun değişik tezahürleri vardır. Mesela kısaca söylenecek olursa ilmel yakin noktasında işte Allah'ın eli olmak, işte bir çocuğun elinden tuttu götürdü düşmekten kurtardı Allah'ın eli olmuş oldu. İlmel peki yakin. Kadere yön verebilir mi? Kaderden anladığına bağlı. Bütün hayat, bütün yaşam. Cenab-ı Hak onun elinden bir şey değiştirecekse bunun önüne kim geçebilir? Onun hayaliyle değiştirir mi? Cenab-ı Hak böyle bir şeyi onun hayaline vesile edecekse kim değiştirebilir ki? Peki Allah mı onun üzerinde vesile ediyordur, o mu kesbediyordur?
Önemli değil ki ister halktan hakka geçsin, ister haktan halka geçsin. İki türlü de insan var mıdır? Neden ikiyi bire indirmiyor ki? Ben indiremiyorum. İster halktan hakkı olsun, ister haktan halkı olsun. Tecelliyat hak ise tektir. Cenab-ı Hak bazen kulun üzerinden tezahür eder. Bazen de kendi normalde bu noktada haktan halka tezahür eder. Bazen halktan hakka tezahür eder. Onu ancak gören göz lazım. Bunu edepsizlik olarak, edep olarak değil. Yani bunu ben bu noktada şey olarak söylüyorum. Örnekleme olarak söylüyorum. Bu normalde bütün gözünün gördüğü her şey perde olur insan. Aldanırsa. O kimsenin istidadıyla. O kimse kendisi çalışacak, koşturacak. Perdede de kalabilir. O da perdede kaldı. Ne yapacak ki? Orada herkese aynı sohbet oluyor. Birisi bir perdede kalsa ne diyeceğiz ona şimdi? O kimse kendince uğraş verecek, çaba versin. Bu kendince adam 3 lira kazanıyor, yeter bana diyor. Uğraş vermiyor, çalışmıyor. Evet. Adam mesela İlhan hiç rüya gördün mü? Anlattın mı? Kime anlattın? Ne gördün? Devam et gene insan. Haramlara, günahlara dalarken veya yaparken, işlerken hani aklımda genelde Allah bunu haram etti, Allah bunu helal etti. Yani ziyade işte Resulullah Aleyhisselatü Vesselam Hazretleri bunu böyle yapmamış. İşte bunu böyle yapmış. Bunu böyle yapmış. Veya siz aklıma gitti. Üstad bunu hayır dedi. Buna evet dedi. Diye sürekli nasıl desem hani ön planda sanki siz varmışsınız gibi veya Resulullah Aleyhisselatü Vesselam Hazretleri varmış gibi bir hissiyat. Bir his yok. Bir sıkıntı yok mu? Sultanım. Ayet-i kerimeler Allah bunları ruhla besledi, mücadele süresinde. Buna paralel olarak da... Paralel de mi? Atıyorlar içeri. Benim kurulatta görülüyor. Ayn akşam işte Abdülkadir Geylani Hazretleri için bulunduk. Gelmişte iptal etti. Ya, burada savunucu babanın ailemleri üç kapıdan şey yapması, cedalaşması olarak. Ruhaniyet nedir? Kimileri işte
Bunu biraz araştırdım. Bilir diyor bu adetin ne olduğunu. Kendisinin aynısı. Kılığında melekler yaratılar var. Saçına sakalına kadar aynı diyor. Kimisi bilir bunu diyor. Kimisi de bilmez. Mesela işte hacda diyor ben seni gördüm diyor. Adam diyor ben hacda değildim. Ya sabah namazında gördüm diyor. Bu ruhaniyet nedir efendim? Bu mücadele süresindeki ruhla destek dediğim gibi ruhla ne? Cebrail aleyhisselam. Oradaki ruhtan kasıt Allah-u Alem. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerini ve bütün peygamberleri Cenab-ı Hak Cebrail aleyhisselam da desteklemiştir. Cebrail aleyhisselam'ı vermiştir. Aslında bu noktada da müminleri de Cenab-ı Hak Cebrail aleyhisselam'ın emrindeki meleklerle destekler. O yüzden normalde belki de bizim gibi zayıf kullara Cebrail aleyhisselam'ı göndermese de bizim gibi zayıf kullara Cebrail aleyhisselam'ın emrindeki meleklerle destekler. O kalpte ilham eden, o bunu yap, bunu yapma diye o manada Cenab-ı Hakk'ın o Allah'a yakınlık peyda eden insanların gönüllerine koymuş olduğu bir vazifeli melektir. O yüzden ruhla desteklenmenin bu noktada Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de ayrı, dört kitap verilmiş olan diğer büyük peygamberlerde ayrı, diğer peygamberlerde ayrı, velilerin kutuplarında, aktaplarında ayrı, işte daha aşağıda ve evliyalarda ayrı, müminlerde ayrı tecelli eder bu ruhla desteklenme. O yüzden o Allah-u Alem ruhla desteklenme Cebrail ve melekleriyle alakalı. Mesela işte Bedir'de Cenab-ı Hakk'ın melekleri savaş meydanına sürmesi gibi. Bunlar ruhla desteklenme olarak algılanabilir. Burada maneviyat dediğimiz şey, ruhaniyet dediğimiz şey, bu misal alemi ile alakalı mesela. O yüzden burada işte ruhaniyet nedir, maneviyat nedir dediğimizde, o kimsenin misal aleminde, metafizik olarak oradan desteklenmesi mesela, kalbine ilham gelmesi. Bu noktada bir sıkıntıya, bir şeye düştüğünde ona bir çıkış yolunun gösterilmesi gibi. Cenab-ı Hakk'ın sonsuz nimetlerine, nimetlerinden bazılarına mazhar olması olarak diyebiliriz. Öğreti olarak genelde ben gizli bir hazineydim, bilinmek istedim hadisi kutsisini çok kullanıyoruz ve arkasından hala da öyle. İşte Beyazıt'ı, İstanbul'un, Cüneyd-i Bağdadi'nin aynı noktada Sufiliğin örneğinde birleştiği bir kelam. Hala da öyle. O zaman biz tahayyülü saniyeden sonrasını, yani ilk tahayyülden sonrasını biz kendimiz mi uyduruyoruz? Öyle bir şey diyemeyiz. Hala da öyle diyorlar ama. Öyle, algıları öyle. Ama biz bunu kabul ediyoruz. Kabul etmemizde bir sıkıntı yok. Bunlar birer varta mı oluyor? Varta olarak görülmez, basamak olarak görülmez. Deminki zulmani perdeye dahil edebilir miyiz bunları? Zulmani perdeye de dahil edebilirsin. Hakikatin önünde durur mu bunlar? Hakikatin de hakikatin. Oraya gelen için ama. Esveli safilinde olan için değil. Veyahut da emmarede, levvamede, mülhümede olan için değil, mutmainnede olan için değil. Yani adam levvamede onu kalkıp da zulüm olarak görürse o işimiz var. O kime zulümdür? Direkt bir kimse Allah'ın varidatına mazhar olduysa onun için geriye dönmek küfürdür. Oraya gelmeyen bir kimsenin bunu iddia etmesi de küfürdür yalnız. Orası iki tarafı sıkıntılı bir noktadır. Çok keskin bir yer. Evet. O yüzden orada konuşacak olan kimse dilini iyi tartacak. Bir kimse o haliyle hallenmedikçe bunu konuşursa son nefesi tehlikeye girer. Allah muhafaza eylesin. Yani bu hani büyükler demişler ya, şeriatı yaşamayan bir kimsenin tasavvuftan bahsetmesi zındıklıktır diye.
Bir kimsenin tasavvuf ehlinin de kalkıp da şeriata geri dönmesi de onun için demişler ki tehlikelidir. Perdedir. Neden? Sen o noktaya geri dönmeyeceksin artık. Sen azamete göre yürüyeceksin. Sen işin takvasına bakacaksın. Sen işin ince perdesine bakacaksın. Sen şeriata bu caiz deyip de lüfurt etmeyeceksin ortalığı. Bu geriye dönüşüdür, küfürdür o. Her adımın bir gerisi küfürdür. O adımdan ileriye doğru gidecektir ama o adımdan 5 adım ilerisini konuşması da küfürdür. Bir kimse şimdi ben Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerine bakmam, Allah'a bakarım derse küfürdür. O hali bilmeyenler öyle söylerler. Sen o haliyle hallenmiş olsan o halin nasıl olduğunu bilirsin. O halin nasıl olduğunu bildiğin anda onun öyle olmadığını da bilirsin. Öyle değildir onun hali. O kimse, o hale gelen kimse farklı bir şey, tecelliyat yaşar. O ayrı bir şeydir. O anda o halde vart olur mu? O anda o halde vart olmaz. Hal vart olur. Olmaz orada. Orası delil mi? Orası hüccettir, delildir. Orası nur, Allah nurdur. Orada hiçbir şey olmaz vart olarak. Orada duruş zaten devamlı değildir. Siz şimdi mürşidi kamil oldunuz. Böyle bir iddiamız yok. Ben ona inanıyorum diyeyim. Ben böyle oldum. Senin bakışın. Ha, bu benim bence. Ve böyle bir yakınlık, yani görüş, böyle çok yakın olduğunuza dair de bir inancım var. Bu da bencesi. Yani çok yakın olduğunuza dair inancım var. Ama şöyle de bir inancım var. Yani siz bunu sonradan elde etmediniz. Yani bazen hani meyhane masalarını da örnek verirsiniz ya, siz o zaman da yakındınız. Bunu da böyle inanıyorum. Ama o zamanla sonraki zamanın arasındaki farkı bulamadım. Bu nasıl oluyor? Ama biliyorum ki ilk anda da o yakınlık vardı. Yani o bir nasipti yani. O bir dedi ki de Allah affetsin, ben seçilmiş olduğunuzu düşünüyorum bu hususta. Ama Allah'a sığınırız biz. Ama nasıldı o yani? O arayıp çözümleyemiyorum. Herkes, ne gelişti, ne değişti? Herkesin kendi yolu vardır, kendi rengi vardır, kendi hali vardır. Herkesin kendine aittir. O yüzden normalde insanların kendince kendisine ait olan şeyler herkese ölçü olmaz. Muhakkak insanların üzerindeki o yakınlık hali zamanla değişir mi? Yoksa mesela olgunlaşır. Ama Allah bir anda sevmiştir. Allah sevdiğini bir kul bunu, merak etmez. Kul bunun idrakinde değildir ki. Kul sadece Allah'ın sevgisini mi delillendirir kendince? Kul idraki genişledikçe yakınlığını görmeye başlar. İdraki genişlemedikçe yakınlığını göremez. O zaman gelişen ve değişen kuldur. Allah gelişip değişmiyor. Muhakkak. Muhakkak. O zaman her şey bir anda olup bitti. Hiç ikinci bir anı olmadı hiçbir şey. Herkesin yolu farklı. Kimisi bir anda olur, kimisi bir sene olur. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti hurmanın çekirdeğini ağzından çıkardı, toprağa koydu, dın 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 anında hurma verdi. Bu her hurma için geçerli değil. Bir, herkes için geçerli değil. İki. Ama böyle bir şey var değil mi? Var. Ben kendimi uydur muyum? Yok yok, var. Cenab-ı Hak isterse bir anda, ayet-i kerime ne diyor? Allah sana bir şeyi verecekse onu engelleyecek hiçbir şey yoktur. Ey oğul, iyi dinle. Bu ayet-i kerime Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretleri diyor ki, ey oğul, iyi dinle. Kim? Terkisindeki Hazreti Abbas'ın oğlu Abdullah diyor. Dinliyorum ya Resulullah. Beni iyi dinle. Tekrar söylüyor. Dinliyorum ya Resulullah. Tekrar söylüyor. Beni iyi dinle. Dinliyorum ya Resulullah.
bütün insanlar toplansa, sana bir kötülük yapacak olsalar, Allah izin vermedikçe sana bir kötülük yapamazlar. Bütün insanlar toplansalar, sana bir fayda sağlayacak olsalar, Allah izin vermedikçe sana bir fayda sağlayamaz. Bu, emmaredeki, levvamedeki, mülhümedeki, mutmainnedeki, radiyedeki, mardiyedeki kimse için geçerli değildir. Bu direkt Safiye'nin sonunda Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerinin haliyle hallenen, onun nuraniyetinin içine oturan kimse için geçerlidir bu hal. Bunu, bu idrake gelemeyen bir kimsenin bunu kavraması mümkün değildir. Ama Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretleri bunu bir ilim olarak koydu ortaya. Bir, o haliyle de halleniyordu. Abbas'ın oğlu Abdullah'ın da o haliyle hallenmesi için ona nazar etti. Onlar arkalarını da görürler. O yüzden o atının terkisinde, bineğinin terkisinde bulunan Abdullah'a nazar etti. Bu ayrı bir manevi haldir. O yüzden o hale gelmedikçe o hal anlaşılmaz. İdrakla. Şimdi birisine desen ki bunu söylesen, o kimse o halde olmadığı halde kendince anasını, babasını, eşini, arkadaşını, dostunu, etrafını kırmaya kalkar. Herkesten kendini soyutlar. O halde olmamalı. O yüzden her makamın kendine bir göre bir hali, her derecenin kendine göre bir makamı, bir sözü var. Allah herkese hayır versin. Cümleye insanlar, cümleye Hazreti Muhammed Mustafa'ya sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerine kalbine oturmayı nasip etmesin. Onun kalbine oturmadıktan sonra bir kimsenin yolu tamam olmaz. Onun içine oturunca, onun içinden olunca o kimse dayanır, öbür türlü dayanamaz hiçbir şeye. Ne bakabilir, ne görebilir, ne tutabilir, ne bilebilir, hiçbir şey yapamaz. O ayrı bir haldir. Vesselam. El-Fatiha. Vesselam. Şeyhim diyenlerin yıkıldığı yerlerdir onlar. Oldum diyenlerin yıkıldığı yerlerdir. Orayı gelmeden öktürmeyse sesini keserler. Perişan olur. Onun gözünden görmek. Ya Allah. Ey thank you.
dem mi sarıldım Allah bu demek ister o. Celle Celaluhu, Celle Şanuhu, Subhane Rabbike Rabbil İzzet'e amma yesifun, ve selamun alel murselin, velhamdülillahi Rabbil Alemin, El Fatiha Masraf. Helal olsun.